Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. En sevmiş olduğunuz köy inceleme videolarından yepyeni bir bölüm daha geliyor arkadaşlar. Köy inceleme videolarının devamı için like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayınız ki köy inceleme videolarını kaçırmayınız arkadaşlar. Bu videoya sizlerden tam tamına 750 like beklemekteyim. Ne yapıyoruz? Bir önceki videomuzun Altında yorumlardaki kodlardan rastgele seçiyoruz arkadaşlar. Haydi geçelim. Şimdi şurada bir e, linkimiz vardı. Oradaki linkimizi paylaştık. Toplamda 223 tane yorum bulundu ve bu yorumlar içerisinden şanslı kişileri belirliyoruz. Bobo Murat Abduraks Mono isimli izleyicimiz muhakkak görürsünüz benim yorumumu sağ ol abi demiş. Vallahi gördük. Helal olsun ama köy kodu bırakmamışsın. O yüzden köyüne bakamıyoruz. Geçiyoruz. Şiyar Valol isimli oyuncu paylaşmış. Hemen şuradan yorumunu aldık abi. Oyunumuza geçtik. Şimdi şuradan bir köy kodumuzu yazalım isterseniz. Köyün ismi Cobra King. SM Bof klanında klan 14. seviye yardımcı lider pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı 523. Belediye binası 11'e göre Güzel. E, fena değil yani. Laboratuvarına baktığımızda elektro güzel. Atıcının bir seviye daha yükseltilmesi köy binası 11 için güzel olacaktır. Onun dışında balonun yükseltmesi yapılabilir. Şifacı yapılabilir. Bunlar önemli birlikler. Onun dışında baktığımızda e, laboratuvarın güzel. Kötü değil. Çoğu askere seviyesini vermişsin yani. Barbar kral 37, kraliçe 38, koruyucu da 10. Kahramanlarında orta şeker güzel Koruyucuya birazcık aban koruyucu bir an önce bitsin kafan rahatlasın Şimdi Köy binası 11'e Geçeli çok çok fazla olmamış Tahminim bu yönde Yani en azından bir 3 ayım var ee, Onun dışında duvarların e, Yükseltmeye başlamışsın Cehennem kulelerini basıyorsun Ordu kampları güzel Basılmış ee, X aylarının seviyesi bulunuyor kartal topu bitmiş Şimdi e ee, savunma hattında direkt X aylarını yükselterek başlayabilirsin inşaatçıların boşa çıkınca. Daha sonrasında da hava savunmalarını basabilirsin. Bunlar da tamamlandıktan sonra büyücü kulelerini yükseltirsin. Kristal 1 liginde süper barbar saldırısı gayet mantıklı. Ee, ölü köylerden e, ganimetini alıp çıkarsın dostum. E, bu şekilde gelişmeye devam oyunu hızlı bir şekilde sürdür. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Şurada da çekmiş olduğum videoların klasörü vardı. Onu da bir kapatayım. Bir sonraki şanslı arkadaşımız bakalım kim kalacak? Hamdi Can Akyol. Evet köy kodunu alıyoruz. Adamsın abi seviliyorsun demiş. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Sen de seviliyorsun. Baş tacısın. Köy kodunu yazdık. Bakalım Hamdi Can Akyol aynı isimde köy geldi. Army of Justice isimli klanda. 524 kazanılan savaş yıldızı köy binası 12'ye göre bir tık düşük. Ee, bunu yükseltmen senin açısından daha güzel olacaktır. Anladığım kadarıyla çılgınlarca e, Goblin kullanıyorsun. Goblin'i maksımışsın. Ee, elektro 3 güzel atıcı 4 gayet başarılı. Önemli askerlerini tamamladığını görüyorum. Balon, Ejder, Şifacı muhteşemsin. Öfke de basılmış. Ee, laboratuvar anlamında baya bir güçlüsün. Bir binici yükseltmesi yapabilirsin. 9. Seviyeye. Daha sonrasında da baktığımızda e, buz golem, kelle avcısı, görünmezlik büyüsü, zehir büyüsü bunları tamamlayabilirsin. Barbar kral 62, kraliçe 65, koruyucu 38. Muhteşemsin gerçekten kahramanların çok güzel bir şey kalmamış Yavaştan köy binası 13 hazırlıkları yaparsın Savunma anlamında baktığımızda ordu kampları vesaire güzel ee, Toplar kalmış onların yükseltmesi var Okçu kulesini 17'ye basıyorsun ee, 16. seviye okçu kulelerim var Okçu kulelerini yükselt ee, Topları yükselt Zaten onun dışında da köyde bir şey kalmıyor Valla 10 numara 5 yıldız köyüm var dostum <laughs> Az bir duvar kalmış Kahramanlar biterken şuradaki duvarları da tamamlarsın. E, köy bomba gibi biter. E, yavaştan da dediğim gibi köy binası 13'e geçebilirsin. Usta 1 ligindesin. Sinsi goblin saldırısı kullanıyorsun. O yüzden goblin'i maksamışsın. Güzel. Çok doğru bir tercih. E, kupanı biraz daha aşağıya çekebilirsin. Buralarda ganimet bulamıyorsan. Ölü köylere saldır. Çık. Hatta sinsi Goblin'in ölü köy bile olmasa her türlü 2 yıldız kurtarılıyor ya da 1 yıldız kurtarılıyor. Doğru tercihler. Güzel ilerleyiş. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bakalım Hamdi Can Ak Yoldan sonra kim geliyor arkadaşlar? Metin Okan geliyor. Direkt köy kodunu bırakmış. Hemen bakalım köyüne. Valla elimi şuraya uzatmaya üşendim öyle söyleyeyim. Mouse'la seçtim direkt. Angel of Deed isimli klandayız. Köydeyiz pardon. Gençler klanında. Kazanılan savaş yıldızın muhteşem ötesi. 1192. Klan savaşlarına baya bir önem vermişsin. Helal olsun. Laboratuvarına bakalım. Sen de Goblin'i yükseltmişsin. Çok güzel. Ee, aynı şekilde sen de muhtemelen Sinsi Goblin saldırıları yapıyorsun. Ee, Binici yapılmış. Atıcı. Valla laboratuvar ateş ediyor. Laboratuvar çok güzel. Yani eksik bir şey göremedim asker açısından. Büyülerde varsa vardır. Ee, orada da yok gibi. Hani deprem meprem var. Çok kullanılmayan şeyler. O yüzden şunu söyleyeceğim. Bir de barbarını gördüm. Ee, barbarı da yükseltirsin. Onun dışında hani kalanlar çok çok önemli şeyler değil. Ee, ne eksiğin varsa tamamlarsın öyle söyleyeyim. Kraliçe koruyucu max çok güzel. Barbar kral da 59. seviye. Onu da yavaş yavaş tamamlarsın. Köye baktığımızda duvarların gayet güzel. Şurada birazcık senin de beyaz duvarın kalmış. Ee, şöyle baktığımızda savunma açısından okçu kuleleri var. Okçu kulelerini yükseltirsin. Ee, toplar güzel 16 olmuş. Onlarda 17 oluyor diye biliyorum. Toplarla okçu kulelerini yükselttin mi köy tamam. E, son böyle 4-5 tane savunman kaldığında da belediye 13 atar geçersin. Tazı balon saldırısı görüyorum. Belki klan savaşı için belki de normal saldırı için kullanıyorsun. Çünkü şampiyon desin Biraz kupa kastığını düşünüyorum. E, güzel e, saldırı kabiliyetim var belli. Çok fazla klan savaşına katılmışsın. E, güzel de yıldız toplamışsın. Eline emeğine sağlık diyorum. Tebrik ediyorum dostum seni de. Hemen bir başka köyle devam edelim. Kim geliyor? Kim geliyor? Emin Cavadov geliyor. Abi ne olur Azerim demiş. Bakıyoruz vallahi dostum. E, kim rastgele gelirse tabii ki. Bu bizim yanlış hatırlamıyorsam dördüncü köyümüz. Bakabildiğimiz kadar bakalım. SPSL Dragon isimli köydeyiz. Karabağ 1992 klanında. E, belediye binası 7 diye hatırlıyorum. 6 ya da 7. Arada kaldım ama sanki 7. E, bu belediyelerde açıkçası çok fazla verilecek tavsiye bulunmuyor. Ama bakacağım yine de köyüne. Şöyle bir tavsiye verebilirim. Full ejder saldırısı yap. E, bu seviyelerde iksirin çok fazla önemi yok. Ve çok kolay birikiyor. Her saldırını ejderle yap. Hem ganimet kasarken hem klan savaşı yaparken. Bol bol ganimet biriktir. Barbar kralını yükselt. E, büyülerini yükselt. Askerlerini yükselt. Ne varsa yükselt yani. E, yavaş yavaş ejderden sonra da Binici saldırıları pratiği yaparsın. Binici saldırıları da güzel. E, klan savaşlarına katıl. Klan savaş yıldızın sıfır. Klan savaşlarına katıldığında çünkü oradan da ganimet gelecek. Köy gelişimine destek olacaktır. Dediğim gibi 7. seviye doğru. E, burada da ilk önceliğin her belediye binası geçtiğinde ordu kamplarını, e, laboratuvarını ve depolarını yükseltmek olsun. Böyle bir tavsiye verebilirim duvar açısından köyünü bir an önce tamamla. Zaten burada baya bir 6. seviye duvarım var. Az bir seviyede de 7 var. Yani bu seviyelerde aktif oynarsan duvarlar neredeyse 5-6 günde tamamlanır. Buralarda çok zaman kaybı yapma. Hızlı hızlı geliş bir an önce 8. belediye, 9. belediye olarak ilerlersin. onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bir sonraki şanslı izleyicimiz kim çıkıyor arkadaşlar? Ramazan Boydaş. Hemen şöyle köy kodunu alalım. Reis çok güzel videolar yapıyorsun. Ellerine sağlık seviliyorsun. Hep izliyorum seni demiş. Çok teşekkür ederim Ramazan. Baş tacısın. Ee, bol bol yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Köy incelemeye katılmak istiyorsanız. Ramazan 16 isimli köydeyiz. Dost diyarı klanında. Vallahi maşallah bugün baya bir köy binası 12 geldi. Ramazan kazana, kazanılan savaş yıldızının düşük kalmış olsun. E, klan savaşlarına katılmalısın. E, muhtemelen kahramanları vesaire yükselttiğin için katılamıyorsun ama e, katıl. Elinden geldiğince katıl. En azından köy binası 13'lere saldırıp 2 e, yıldız alıp çıkarsın. Ya da altındaki köy binası 11 onları üçlersin. Klan'a öyle destek verirsin. Elektro 3, atıcı 3. Şimdi atıcının bir seviyesi var. Atıcıyı 1 e, dördüncü seviye yükselt. Atıcı tamamlandıktan sonra binici madenciyi kesinlikle öneririm. Köy binası 12 için önemli birlikler. Daha sonrasında da zehir büyüsünü yükseltmeni tavsiye ederim. Daha sonrasında da yarasayı basabilirsin. Kraliçe maxlanmış. Barbar kralın 4 seviyesi var. Koruyucu da 31 gayet güzel. Bir tek koruyucu bir tık geride kalmış. Diğer kahramanların seviyesine göre. E, koruyucuyu da muhtemelen klan savaşlarında falan kullanıyorsun ya da Kupa kastığını görüyorum şampiyon 2'desin e, O yüzden kullanıyor olabilirsin O da doğru bir tercih ama e, Koruyucu da şimdi basmışsın güzel Bas yani ya bekletme 3 e, kahramanı da basamazsın Tabii ki Kraliçe max olduğu için Şimdi ikisini yükseltirsin kraliçe sana destek atar Duvar açısından güzel Ama şu beyaz duvarlarını Basabildiğin kadar yükselt Savunmalarda okçu kulesi e, Topların e, birer seviyesi var Okçu kulelerinin bir iki seviyesi var Bunları yükselt, inşaatçıların boşta kalmasın. Okçu kuleleri ve topların dışında şimdi havanlar basılıyor. Zaten onun dışında da <laughs> bir şey kalmamış görüntüsü görüyorum. Köyün gayet başarılı. Yavaş yavaş sen de 1,5-2 ay içerisinde köy binası 13'e doğru geçiş yaparsın. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Ramazan'dan sonra bakalım kim gelecek arkadaşlar? Degzel isimli izleyicimiz geliyor Köy kodunu paylaşmış incelersen sevinirim demiş Hemen bakalım Açıkçası buradan köy e, şey izleyiciyi seçip e, Aradaki bölümleri bu köy kodu yazma bölümleri sizi sıkıyor mu bilmiyorum ama Hani oraları kes et derseniz onu da yorumlarda bahsedebilirsiniz e, Pavniart isimli köydeyiz Türkler klanında Kazanılan savaş yıldızı 241 Belediye 11'e göre bir tık geride kalmış Klan savaşlarına katılman gerekiyor Laboratuvarına baktığımızda elektro güzel. Atıcıyı yükselt 3. seviyeye. E, balon da 7 olmuş. Güzel. E, laboratuvar anlamında bir atıcıyı gördüm. Onun dışında 3-5 tane daha e, yükseltilmesi gereken şeyler var. E, görünmezlik büyüsü 2 oluyor diye biliyorum. Klon büyüsü yükseltiliyor. E, bunları basabilirsin. Yarasa 3 olması güzel olur. Ejder yarasa saldırıları kullanırsın. Okçu var. Ama laboratuvar yine güzel yani. Bayağı şeylerini yükseltmişsin. Hatta çok da fazla bir şeyin kalmamış, öyle söyleyeyim. Barbar kral 44, kraliçe maksanmış güzel. Koruyucu da 13. Kralla koruyucu aralıksız bas bir bitsin, kafan rahat etsin. Yani e, genellikle kraliçe'ye herkesin özen gösterdiğini düşünüyorum ve görüyorum. Ben de tam tersi koruyucuya özen gösterenlerdenim. Düzenin çok güzelmiş. Şöyle baktığımızda e, bir erkek ve bir bayan görüyorum el ele tutuşmuş. Güzel bir düzen yapmışsın. Ee, savunmalarına baktığımızda X yaylarından iki tanesi basılmış. Kalan iki tanesini de yükseltirsin. Onlar tamamlandıktan sonra hemen hava savunmaları, büyücü kuleleri ve okçu kuleleri olarak ilerle daha fayda sağlayacaktır. Kristal bir ligindesin. Ee, ölü köylere saldırıp çıkabilirsin. Bebek ejder gayet mantıklı. Eğer ki ondan sıkılırsan Sinsi Goblin ya da Süper Barbar'da kullanabilirsin. Bilgin olsun. Arka planında gayet hoş duruyor. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Evet yavaştan son köyümüz diyelim değil mi arkadaşlar? Tamer Kapucuoğlu. oğlu, e, eskilerden ikinci hesap demiş. Hemen bakalım Tamer Kapucuoğlu'na. Şöyle e, oyuncu arama dedik. Kodu paylaştık. Bakalım. Ufuk kişi isimli köydeyiz. Mercedes Benz klanında kazanılan savaş yıldızı süper ya. Yani bu oyuncu klan savaşlarına muhteşem önem vermiş. Tebrik ederim. Köy binası 13 için muhteşem gerçekten. Laboratuvarına baktığımda laboratuvarın gayet gayet güzel. Her şey tamamlanmış gibi bir görüntü görüyorum. En önemli şeylerin. E, buz golem ve kelle avcısı var. Bunların yükseltmesini yapabilirsin. Zehir büyüsü önemli. Bunu tamamla. Onun dışında deprem, hız büyüsü, tazı balon falan kullanıyorsan bunları da yükseltebilirsin. E, 41 Barbar Kral, kırk, Kraliçe 45, Koruyucu 32, Kraliyet 6. Ee, laboratuvardaki güzel asker seviyelerinin yanı sıra birazcık kahramanların düşük kalmış açıkçası. Kahramanları da en yakın sürede yükseltmen dileğiyle. Ee, duvarların bayağı geride kalmış. Ee, kahramanlar yavaştan yükseltiliyor. Birazcık erken basılmış bir köy. Aslında hani savunmaların biraz güçlü olsaydı duvarlarına çok bir şey söylemeyecektim ama... Ee, Cehennem kuleleri vesaire birazcık geride. Belediye binasını 5. Yıldız'a kadar tamamla. Ee, onun dışında Cehennem kulelerini yükselt. Ee, kaya saçarlar var. Onları e, basabilirsin. Ordu kampları kaçlık olmuş abi? 300'lük gayet güzel. Ee, savunmada ilk olarak bu ağır savunmalarını tamamlarsın. Bir yandan da duvar basmalısın. Yani şu duvarlar... Ee, çok düşük ganimet isteyen duvarlar Hızlı hızlı yükseltebilirsin Ama şampiyon 3 grubunda takılıp Elektro saldırısı yaparsan Duvar basman zorlaşır Çünkü iksir de ee, çok fazla harcayacaksın İksiri çok fazla harcayınca Duvarlara iksir basamayacaksın O yüzden kupanı düşürmeni tavsiye ederim Duvarların geride çünkü Kristale düş Bebek ejder ya da sinsi goblin Ya da süper barbar saldırıları yapıp Ölü köylerden hızlı hızlı ganimet kasarsın Bol bol eğitim iksiri kullan Hızlıca ganimet kas. E, onun dışında da bir şey bulunmuyor. İnşaatçıların boşta kalmasın tabii ki. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Bu hesap biraz daha böyle hani e, bağış hesabı gibi gözüküyor. İkinci hesap demişsin zaten. Arkadaşlar, bir köy inceleme videosunun daha sonuna geldik. E, videoyu kapatırken ayaküstü bir de binici isteği attım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.